İbn-i Mesud radıyallahu anh Efendimizin şu sözünü can kulağıyla dinleyelim. Sen kendini Allah'ın karşısında değerlendirmek ister misin? Yani ben Mevlam'ın dostu muyum, değil miyim? Ben Mevla'yı seviyor muyum, sevmiyor muyum? Hangi taraftayım ben? Bak diyor, eğer sen Kur'an-ı Kerim'i seviyorsan, Kur'an senin hoşuna gidiyorsa, onunla meşgul olabiliyorsan sen Allah'ı seviyorsun demektir. Kur'an'ı seven Allah'ı sevdiği için Kur'an'ı sever. Kur'an sevgisi Allah sevgisinin bir alameti farikasıdır. Kardeşim, sen Allah'ı seversen Allah da seni sever. Peki, dil ile seviyorum demek ayrı şeydir, gerçekte sevmek ayrı şeydir. Peki, ben siz dostlarıma şunu söyleyeyim. Televizyonu mu çok seviyorsunuz, Kur'an'ı mı çok seviyorsunuz? Şimdi ben sorsam diyecek, Kur'an'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama Kur'an kim? Evinizde garip. Garip. Tarafına bakan yok. O da bakıyor televizyona, herkes ilgi gösteriyor, iltifat gösteriyor. Bana bakan yok diyor. Garip kalmış bir köşede. Garip kalmış, ağlıyor Kur'an-ı Kerim. Ne sen okursun, ne eşin okur, ne çocukların okur. Yani garip değil mi? Öyleyse ben size soruyorum. Evimizde Kur'an-ı Kerim tarafına bakılmazsa, ilgilenilmezse garip midir, değil midir? Ey Müslüman, senin evinde, benim evimde Kur'an garip kaldıysa bunun hesabı sizce kolay olur mu? Elbette olmaz.